BRT Haber Merkezi'nde mutlu günler, gün ortasına yansıyan gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Geleceğimizin teminatı bugünün çocukları kutlamalar çerçevesinde bugün devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret etti. Ziyaretlerde makam koltuklarını devralan küçükler projelerini anlattı, beklentilerini paylaştı. Ziyarette renkli görüntüler de vardı. Tüm detayları aktaracağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri sürüyor. Etkinlikler çerçevesinde 6 ilçedeki okullardan 15 öğrenci devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret etti. Bugün ayrıca Meclis Genel Kurulu her ilçeden bölge milletvekili sayısı kadar toplam 50 öğrenci ile çocuk hakları gündemiyle temsili olarak toplandı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yarın saat 08'de Bayrak Radyo ve Televizyonu'nda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Tüm ilçelerde Atatürk anıtlarına çelenk koyma törenleri düzenlenecek. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gün boyunca okullarda ve ilçelerde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Girne Belediyesi 23 Nisan'da çocuklar için şenlik düzenleyecek. Ramadan Cemil Meydanı'nda Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde saat 11'de başlayarak 18'e kadar devam edecek ücretsiz etkinlikte çocukların keyifli vakit geçirebileceği etkinlikler yer alacak. Etkinlikte palyaço ve maskotlar, şişme oyun alanları, çeşitli standlar, ücretsiz balon ve dondurma dağıtımı, müzikli eğlence ve yüz boyama etkinlikleri olacak. Beyermudu Belediyesi de 24 Nisan Çarşamba günü çocuklar için şenlik düzenleyecek. Türkmenköy Düğün Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak kortejin ardından şölen saat 18'de Türkmenköy futbol sahasında başlayacak. Açıklamaya göre etkinlikte oyunlar, çocuk etkinlikleri ve sürprizler olacak. Bültenimizin başında da söylemiştik, 6 ilçeden 15 çocuk devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret etti. Çocukları kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklara armağan etmesinin önemini vurgulayarak "Bizlerin en değerli varlıkları siz çocuklarımızsınız." dedi. Cumhurbaşkanı Tatar koltuğunu Gazi Can Bulatlı İlkokulu öğrencisi Erbar Bilgin'e devretti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk Başkanlığı'nda 6 ilçeden gelen 15 öğrenciyi ağırladı. Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanını yaşadıklarını belirterek çocukların Cumhurbaşkanı ile sohbet etme imkanı bulmasının ayrıcalık olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da egemenliğin bir ülkenin geleceğinde ve halkın varlığında önemli bir anlayış biçimi olduğunu kaydederek çocukların ileride bu ülkenin gerçek yöneticileri ve sahipleri olmalarını istediğini belirtti. 23 Nisan'ı Türk çocukları anmış ama esasında 23 Nisan bütün dünya çocuklarının bayramı olmuş. Ve dolayısıyla bu duygularda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de çocuklarımıza ne kadar değer verebileceği, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan bugün de 104 yıldır bu bayram kutlanmaktadır. Yani esasında bunu çok iyi takdir etmek lazım. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de çocuklarımıza o günü armağan ederken adını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak koymuştur. Bu egemenlik kelimesi fevkalade ve bugünlerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkının egemen varlığı ve dolayısıyla gelecekte bu ülkede sizler varlığımızı sürdürürken bizlerin ve bizden önceki kuşakların ve nesillerin geleceğe bıraktığı bütün kutsal emaneti sizlerin geleceğe taşıması egemenliğimize bağlıdır. Onun için egemenlik çok önemlidir. Sizleri bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutluyorum. Milli değerlere sahip olmanın önemini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk ulusunun değerleriyle, bayrak sevgisiyle, millet sevgisiyle ve milli değerlerle bu mücadeleyi sürdürmekteyiz.
Sizler de bu mücadelenin teminatısınız. Bu ülkeyi sahiplenmek ve refah yarınları bulabilmek için sizlerin çalışmaları çok önemli ve kıymetli ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar koltuğunu Gazi Can Bulat İlkokulu öğrencisi Ebrar Birgin'e devretti. Ebrar Birgin, Ulu Önder Atatürk sayesinde bugünlere gelindiğini vurguladı. Eğer Atatürk olmasaydı şu anda bu hayatta egemenlik diye bir şey kalmayacaktı. Dünya, tüm dünya çocukları adına bu dünyada bize egemenliği ve 23 Nisan'ı armağan eden Atatürk, bütün dünya çocuklar gününde de her zaman kalbimizdedir. Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere çalışma odasını gösterdi, çocuklara hediyeler takdim edildi, hatıra fotoğrafı çekildi. Altı ilçeden 15 çocuk Cumhuriyet Meclisi'ni de ziyaret etti. Çocuklara seslenen Meclis Başkanı Zorlu Töre, çocukların ecdadını iyi tanıması ve geçmişini iyi bilmesi gerektiğine dikkati çekti. Ziyarette Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Karaalanoğlu İlkokulu öğrencisi Kayra Temel ise tüm çocukların bayramını kutladı. Hoş geldiniz. Farklı okullardan değil mi? Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk Şan başkanlığında 6 ilçeden 15 öğrenci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti. Evet, hoş geldiniz. Öğrenciler kabul sırasında Zorlu Töre'ye çiçek takdiminde bulundu. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık koltuğunu Karaalanoğlu İlkokulu öğrencisi Kayra Temel'e devreden Zorlu Töre, öğrencilerden kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını istedi. Sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Sağlıklı olmak çok önemlidir. Hem beslenme hem sağlık açısından da dikkat etmemiz gerekir. Kötü alışkanlıklarımız olmaması lazımdır. Kötü alışkanlıkları bize bulaştırmak isteyenleri reddetmemiz lazımdır. Çünkü toplumun içerisinde, halkın içerisinde yanlış yapan kişiler de var. Büyüklerin içerisinde de var, küçüklerin içerisinde de var ama siz daima temiz kalacaksınız. Lekesiz olacaksınız. Türk çocuğu lekesiz olmalıdır. Atatürk'ün çocukları tertemiz, kırıl kırıl olmalıdır. Atatürk neden 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik Bayramı gibi egemenlik fevkalde önemlidir? Çocuklara armağan etmiştir egemenliği. Sonra bütün dünya çocuklarına 23 Nisan bayram olarak hediye edilmiştir. Atatürk Türk çocukları için şöyle dedi: Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça büyük işler başaracaktır. Demek ki Türk çocuğu atasını, tarihini de iyi bilecektir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık koltuğuna oturan Karaalanoğlu İlkokulu öğrencisi Kayra Temel ise konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan eden Atatürk'e teşekkürlerini sunarak başladı. Sadece bu ülkede değil, tüm dünyada barış, huzur, sağlık, mutluluk, çocukların güldüğü ve kardeşliğin olmasını istiyorum. Tüm çocukların çok 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Açıklamaların ardından çocuklara günün anısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları armağan edildi. Altı ilçeden 15 çocuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katıldı. Çocuklar koltukları devraldı, proje ve taleplerini paylaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 6 ilçeden 15 çocuk Bakanlar Kurulu'nu da ziyaret etti. Bakanlar Kurulu salonunda çocukları karşılayan bakanlar yerlerini çocuklara bıraktı. Başbakan Ünal Üstel yaptığı konuşmada bugünün küçüklerinin yarının büyükleri olduğuna dikkat çekerek görevlerinizi geleceğin idarecisi olacak olan çocuklarımıza bırakacağız dedi. Ve 23 Nisan çok anlamlı bir gün. Çünkü 23 Nisan 1920'de Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin esaretten kurtulup bağımsızlığını ve egemenliğini inan ettiği gün. Ve bununla da kalmayıp halkın umutlarının yeşerdiği bir gündür. Ve bunu hep yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve Atatürk'ü bugünü çocuklarımıza emanet etti. Ve Türkiye
Cumhuriyeti'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün yarın 104. kuruluş yıl dönümü, bütün ülkelerimizde çocuklarımıza armağan ederek bu güzel, bu egemenlik, bağımsızlık bayramını çocuklarımızın omuzlarına yükledi. Ve dedi ki geleceğimiz sizlersiniz, yani çocuklarımızdır. Bugün Kıbrıs Türk halkı da bu egemen ve özgürce yaşamak için büyük mücadeleler verdi. Ve bugün bu özgür ortamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni savunurken ve yarın da bunu savunacak olan sizlersiniz değerli çocuklarımız. Başbakanın konuşmasının ardından başbakan koltuğuna Gazi Canbulat İlkokulu öğrencisi Ebrar Birgin oturdu. 23 Nisan'ı bize Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yapan Mustafa Kemal Atatürk'e öncelikle teşekkürlerimizi sunuyorum. 23 Nisan bütün dünya çocuklar gününde, sadece 23 Nisan değil, bütün günler dünya çocuklar günü olarak kutlansa, tüm dünyadaki çocukların yüzü gülse hayat çok güzel geçecek. Çocukları bir günlüğüne, sadece bir günlüğüne bile olsa dünyayı onlara bıraksak dünyada barış, dostluk, kardeşlik kazanacak. Daha sonra kabinete yer alan bakanların koltuklarına oturan çocuklar da duygu ve düşüncelerini paylaştı. 23 Nisan'da daha fazla kutlama olsun ve hep barış olsun. İnsanlar, herkes mutlu olsun, bütün çocuklar mutlu olsun, kimse üzgün olmasın. Ve tek çocuk bayramımız sunan Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ederim. Mustafa Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum ve Atatürk'ün çocuğu olduğum için çok mutluyum. 23 Nisan tüm çocuklara kutlu olsun. Bu bayram sadece bizde kutlanır ve bu da tüm çocukların ne kadar önemli olduğu anlamına geliyor. Yollarımızın daha sağlıklı ve güçlü olmasını istiyorum. Artık daha fazla trafik kazası olmamasını çok istiyorum ve bütün çocukların da düşüncesinin aynı olduğunu düşünüyorum. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. 23 Nisan, bugün sende bayram, daha şanlı davranan, bugün büyük bayramın, bugün 23 Nisan. Ardından Ebrar Birgin 23 Nisan şiirini okudu. 23 Nisan sevgiyi barışı koymaktır. Bütün kavgaların yerine çocukların elleriyle. Koşmaktır 23 Nisan. Renk renk, ışıl ışıl, aydınlık meydanlara. Ayaklarıyla çocukların. Güneşin doğmasıdır. Ziyaretin sonunda bakanlar ve çocuklar başbakanlık önünde bir de anı fotoğrafı çektirdi. Değerli izleyenler, mecliste bugün çok özel bir toplantı vardı. Cumhuriyet Meclisi'ndeki koltukların bugünkü sahipleri geleceğin teminatı çocuklar oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ülkedeki okulları temsil eden öğrenciler milletvekili koltuklarına oturmanın heyecanını yaşarken 6 ilçeyi temsil eden 6 öğrenci kürsüden konuşma yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda her ilçeden çıkan milletvekili sayısı kadar öğrencinin katılımıyla çocuk hakları gündemli temsili özel oturum yapıldı. Günaydın sevgili arkadaşlar, günaydın sayın milletvekilleri. Genel kurulda zillerin çalınmasının ardından içeriye giren geleceğin vekilleri genel kurul kürsüsünden konuşmalar gerçekleştirdi. Genel kurulda ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Genel Kurulu'nu oluşturan öğrencilere hitap etti. Kendi cumhuriyetimize, kendi egemenliğimize, kendi Cumhuriyet Meclisimize sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu temsili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Gözen Kaçağan, Cumhuriyet Meclisi'nin 10. dönem 3. yasama yılının 23 Nisan özel birleşimini açıyorum sözleriyle başladı. 23 Nisan özel birleşimini açıyorum. Nisap tamam mı? Nisap tamamdır Sayın Başkan. Başkan Gözen Kaçak daha sonra tüm öğrencilerle birlikte Türk çocuğunun andını okudu. Ey büyük Atatürk. Ey büyük Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe.
Durmadan yüreğime, durmadan yüreğime and içerim. And içerim. Gözen Kaçak daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Bir günlüğüne de olsa halkımızın temsil edildiği bu özel binada bugün sizlerle birlikte olmanın sorumluluğu oldukça ağır. Bu önemli görevi üstlenmiş olmaktan dolayı kıvanç duyduğumu belirtir. Bana ve arkadaşlarıma bu fırsatı sunduğunuz için sizlere herkes adına teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Cumhuriyet Meclisi Temsilci Başkanı Gözen Koçan konuşmasının ardından 6 ilçeyi temsilen 6 öğrenci konuşma yaptı. Gazi Mausa ilçesinden Tatlı Su İlkokulu öğrencisi Mustafa Ömer çocuk hakları bildirgesini okumak üzere kürsüye çıktı. Çocukların sevgiye, şefkate, korunmaya herkesten daha çok ihtiyacı olduğu su götürmez bir gerçektir. Çocuk toplumun bir parçası ve gelecekteki toplumun güvencesidir. Girne ilçesinden Çamlıbel Aysun İlkokulu öğrencisi Cemre Harunsa "Benim İki Bayrağım Var" isimli şiirini okudu. Biri yüreklerde sabır, biri yaştır kirpiklerde. Benim iki bayrağım var. Gölgesi üstüme düşer, pırıl pırıldır göklerde. Ardından Lefkoşa ilçesinden Necati Taşkın İlkokulu öğrencisi Aslı Öztaşlı konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Ve 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Girne ilçesini ise Ağırdağ Dağ Yolu İlkokulu öğrencisi Eylül Mercan temsil etti, konuşma yaptı. Bu bayram Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılması ve egemenliğin millete ait olduğunu vurgulayan Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği anlamlı bir gündür. Güzelyurt ilçesini temsilense Fikri Karayel İlkokulu öğrencisi Gülistan Ünalan kürsüye çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamalarının gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Atatürk tek egemenlik vardır. O da ulusal egemenlik diyerek Cumhuriyet'e vurgu yapmıştı. Ünalan'ın ardından Lefke ilçesinden 7 Dalga İlkokulu öğrencisi Duru Ülkü Şansalan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz diyerek çocuklara verdiği değeri vurgulamıştır. Genel kurulun çok özel oturumunda daha sonra İskele ilçesinden Dipkarpaz İlkokulu öğrencisi Rabia Miray Korkmaz konuşma yaptı. Dünyadaki tüm çocuklar barış, huzur ve mutluluk içinde yaşamalıdır. Çocuklar her türlü istismar, ihmal ve sömürüye karşı korunmalıdır. Genel kurulda son konuşmayı Gazi Mausa ilçesinden Şehit Osman Ahmet İlkokulu öğrencisi Ayşe Derin Tuncelli yaptı. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkelerinin hepsi biz çocukların yarar ve çıkarları dikkate alınarak hazırlanıp düzenlenmiştir. Genel kurulun özel oturumu konuşmaların ardından tamamlandı. Sayın seyirciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyaretler gerçekleştirilen çocuk heyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından da kabul edildi. 5'i Lefkoşa, 3'ü Girne, 3'ü Gazi Mausa, 2'si Güzelyurt ve birer tane de İskele ve Lefke bölgesi okullarından gelen 15 öğrenciden oluşan ekip, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda sohbet etti. Çocuklar daha sonra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu odasında ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, öğrencileri kabulünde yaptığı konuşmada, bakanlığın amacının çocuklara hizmet olduğunu ifade ederek çocuklarla yaptıkları sohbetlerde okuma, yazma, anlama ve anlatma bakımından çok güçlü bir neslin gelmekte olduğunun gözlemlediğini belirtti. Gerçekten öğretmenlerimiz bir teşekkürü hak ediyor. Çünkü çok şükür ki okuma, yazma, anlama ve anlatma yönünde çok güçlü bir nesil yetişiyor. Bu neslin bu güçlü tarafını da birçok meslek edinme yönünde kendi tercihlerini yapacaklar. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının daha refah, daha sağlıklı, daha mutlu yaşayabilmesi için gelecekte nöbeti onlara devredeceğiz. Bakan Çavuşoğlu, olumlu olumsuz eleştirileri doğrultusunda çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak tüm çocukların bayramını kutladı.
Bakanlık koltuğunu devralan 23 Nisan İlkokulu öğrencisi Duru Yılmazer de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hediye ettiği için Ulu Önder Atatürk'e teşekkür ederek daha çok aktivite yapılabilen gelişmiş okullar istediklerini belirtti. Tüm çocukların her gün, her zaman ve her yerde yüzlerinin gülmesini diliyorum. Her gününüz 23 Nisan tadında olsun. Ortası devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar 199. gününde devam ediyor. İsrail ordusunun dün gece boyu Gazze şeridinin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansında yer alan habere göre İsrail savaş uçakları Gazze şeridine saldırılarını 199. gününde de sürdürüyor. İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin güneydoğu bölgelerini bombaladı. Orta kesimlerdeki Megazi mülteci kampının doğusundaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla hedef aldı. İsrail ayrıca Gazze'nin orta kesimlerde yer alan El Burayj mülteci kampı girişiyle buradaki Et Takva camisine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İsrail savaş uçaklarının En Nüseyrat mülteci kampındaki mezarlıkla Deir el Belah kentinde bir evi hedef alması sonucu yaralananlar olduğu aktarıldı. İsrail güçleri Han Yunus kentinin batısındaki El Mebasi semtine ve Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun mahallesine de saldırılar düzenledi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 14.685'i çocuk, 9.670'i kadın olmak üzere 34.097 Filistinli öldürüldü, 76.980 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıda tahrip ediliyor. Sayın seyirciler, trafikteki denetimlerini sürdüren polis özellikle trafik ışığı ihlallerine yönelik denetimler başlattı. 15-21 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik denetimlerine ek olarak sürücülerin trafik ışığı ihlalleri üzerine yoğunlaşan polis, trafik ışığı ihlali yapan toplam 437 araç sürücüsünü rapor etti. Polis Genel Müdürlüğü trafikte ışık ihlallerine yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, ülke genelinde polis ekipleri tarafından yapılan rutin trafik denetimleri sonucu sürücüler tarafından birçok trafik kurallarının ihlal edildiğinin tespit edildiğine dikkat çekilerek Polis Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta yapılan özel bir çalışmayla trafikte ışık ihlali denetimi yapıldığı belirtildi. Açıklamada trafikte ışık ihlallerinin kazaya sebebiyet vermesinin yanı sıra hem diğer sürücüler hem de yayalar için tehlike arz ettiği ifade edildi. Açıklamada 15-21 Nisan tarihleri arasında trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerine ek olarak trafik ışığı ihlalleri üzerine yoğunlaşarak trafik ışığı ihlali yaptığı tespit edilen toplam 437 araç sürücüsünün raporu edildiği belirtildi. Polisin açıklamasına göre 2023 yılında polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu trafik ışığı ihlali yaptığı tespit edilen 554 araç sürücüsü rapor edilirken 1 Ocak 21 Nisan 2024 tarihleri arasında 564 araç sürücüsünün trafik ışığı ihlali yaptığı tespit edilerek rapor edildi. 2023 yılı içerisinde ikisi ölümle neticelenen 28 trafik kazasının trafik ışığı ihlali sonucu meydana geldiği belirtildi. Polis açıklamasına göre 2024 yılında meydana gelen kazaların 18'inin de yine trafik ışığı ihlali sonucu meydana geldiği tespit edildi. Polis Genel Müdürlüğü, trafik ışığı ihlallerine yönelik denetimlerinin devam edeceğini de belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uyarak kazaların önlenmesinde katkı sağlamaya davet etti. Sayın seyirciler, Orman Dairesi Müdürlüğü yangın tehlikesine karşı kurallara ve alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Açıklamada 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması gerekiyor uyarılarını yaptı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü sıcakların artmasıyla
ormanlardaki yangın tehlikesinin yüksek seviyeye ulaşacağını vurgulayarak kurallara ve alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Yasa gereği 1 Mayıs 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamayacağını kaydeden müdürlük, özellikle araçlardan sigara izmaritlerinin atılmaması gerektiğinin altını çizdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, havaların ısınmasıyla yaz mevsiminin kendini göstermeye başladığı bu günlerde, Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre atmosferdeki mutlak nem oranının düşeceği, sıcaklıkların 36-37 dereceye kadar yükseleceği ifade edilerek, ormanlarda yangın tehlikesinin yüksek seviyeye ulaşacağı kaydedildi. Müdürlük bünyesinde yapılan değerlendirmede bazı tedbirlerin alınmamasının gerekli görüldüğü ifade edilen açıklamada uyarılar sıralandı. Geçmişte büyük zararlara neden olan ve toplumu da yasa boğan büyük orman yangınlarının unutulmadığı kaydedilen açıklamada, orman dairesi bünyesinde yangın hazır kuvvet ekiplerinin oluşturulmaya başlandığı, orman yolları ve yangın emniyet şeritlerinin temizlenmesi için iş makinelerinin çalışmaya devam ettiği belirtildi. Geçmiş yıllarda çıkan yangınlar incelendiği zaman elektrik hatları, belediyelerin kullandığı çöplüklerin yangın riskinin yüksek olduğu yerler olduğuna işaret edilen açıklamada daha etkin tedbir alınması gerektiği vurgulandı. Lefkoşa Türk Belediyesi sivrisineklerle mücadelesine devam ediyor. Lefkoşa Türk Belediyesi'nden yapılan açıklamada sivrisinekle mücadele kapsamında 7 ekibin sivrisineklerin üreme kaynağı olabilecek yerleri ilaçlama çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Lefkoşa Türk Belediyesi Halk ve Çevre Sağlığı ekipleri yurttaşların sivrisinek sorunu yaşamamaları için kaynağından etkin biyolojik mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Lefkoşa Türk Belediyesi sivrisineklerle mücadelede VAS metodunu uygulamaya devam ediyor. Lefkoşa Türk Belediyesi'nden yapılan açıklamada sivrisinekle mücadele kapsamında 7 ekibin sivrisineklerin üreme kaynağı olabilecek su dolu kaplar kullanılmayan havuzlar, çürük depolar, rögarlar, haspolat arıtma tesisinin çevresinde bulunan havuzlarla belediye sınırları içerisindeki tüm göletler ve su birikintilerinin yoğun olduğu noktalarda ilaçlama çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada dere kontrollerini yapan ekiplerin her 10 günlük sürede toplam 26 kilometre uzunluğundaki derelerle toplam 55 noktada bulunan gölet, bodrum katları ve yeraltı su kaynakları için her hafta kontrol ve ilaçlamaların yapıldığı kaydedildi. Haspolat arıtma tesisi havuzlarıyla akarsuların kontrol ve ilaçlamasının haftalık olarak devam edildiği ve dere temizliği ile ıslahından sorumlu olan ekiplerin rutin kontrol ve ilaçlamalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, bölge ekiplerinin ise Lefkoşa Türk Belediyesi sınırlarındaki 17 bölgedeki 2200 sivrisinek üreme kaynağının kontrol ve ilaçlamalarını yaptığı kaydedildi. BRT Haber Merkezi'nden gün ortasına düşen haberler böyleydi. Yeniden buluşacağız. Hoşça kalın. Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şef Ali Hoca yönetiminde Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası'yla Türk Maarif Koleji Ortaokul Korosu birlikteliğinde izleyiciyle buluşuyor. Bu özel günde tüm sanatseverlere açık ve ücretsiz olacak konser, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde 22